Bu taraf ya. TSE'de Adana Şubesi'ne, Sayın Başkan'a ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum bu nazik davetlerinden ötürü. Evet, bayağı uzun oldu, görüşmedik. Ben biraz kendimi çektim. İyi mi oldu, kötü mü oldu? O kamuoyunun takdiri tabii. Geçen sene kötü bir sezon geçirdik maalesef. Küme düştük. Pandemiden dolayı da kısmet diyelim, Adana Spor'un şansı diyelim, ligde kaldık. İnşallah geçen seneki yaptığımız hataları bir daha yapmayacağız. Bu kadar tecrübeyle aslında yapmamamız gereken şeyleri yaptık. O konuda kendimizi de eleştirdiğimiz zamanlar var. Benim aslında çok fazla anlatacak bir şeyim yok. Adana Spor camiası biliyorsunuz bu şehre mal olmuş. Büyük bir camiye, büyük bir kulübüz. Bu sene de hedefimiz büyük. İnşallah istediğimiz hedef doğrultusunda sezonu geçirir. Lig sonunda da istediğimiz yerde bitiririz. Benim çok fazla söyleyecek bir şeyim yok. İsterseniz soru cevap şeklinde gidelim. Soru sormak isteyenler varsa ben soruları alayım. En güzeli öyle Sayın Başkan. Evet. Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Bir iki tane eksiğimiz var. Bizim yani teknik ekibin vermiş olduğu rapor doğrultusunda konuşuyorum. Benim şahsi görüşüm değil tabii. Daha şeyin de transferin de bitmesine 10 gün var aşağı yukarı. İnşallah eksiklikleri de gidereceğiz. Giderince de sizlerle de paylaşacağız. Yok, bölge konuşmuyorum. Ondan sonra teknik heyet değişikliği skorer gibi kamuoyunda algılandı ama bizim Fatih Hoca'yla skorla ilgili bir şeyimiz yok. Sadece lisansla ilgili küçük bir problem vardı. Onu çözemedik. Dolayısıyla bu şekilde devam edemeyeceğimizi kendisiyle anlaşırken de söylemiştik. O yönden tekrar şey yaptık. İleriki dönemde Fatih Hoca lisans problemini çözerse yine her zaman kapımız açık. Evet. Ya ben çok teknik konulara girmiyorum. Geçmiş dönemde de girmedim. Onu kamuoyu değerlendirsin. Benim yorum yapmam çok doğru değil takımın oyunuyla ilgili. Şimdi Yunus Murat Ceylan daha önce bizle beraber iki sefer şampiyonluk yaşamış bir kardeşimiz. Hiçbir zaman irtibatımız da kopmadı. Kendisi çok zeki bir arkadaşımız. Üniversitede zaten Boğaziçi Üniversitesi okumuş. Kendini bu yönde de iyi geliştirmiş bir kardeşimiz. Gençlerin önünü açmak gerekiyor diye düşünüyorum artık. Bu bağlamda da ortak fikirlerimiz olduğu için ortak akılla hareket etmek gerekiyor artık futbolda da. Ben inşallah Yunus'un iyi işler yapacağını, ileride Türk futboluna çok ciddi yerlerde hizmet edeceğine inanıyorum. İnşallah yanılmayız. Şimdi bizde genelde evet, Nurettin Hoca ile beraber bir scout ekibi var. Bu arkadaşlar belirliyorlar. Tabii belirlendikten sonra sadece bir maçla kalmayıp 3-5 maçı izleniyor. Hem canlı olarak hem video görüntüleriyle. Geçtiğimiz sezonlardaki performanslar da değerlendiriliyor. Aslında bizim geçen seneki takım kötü bir takım değildi ama maalesef içeride yaşadığımız bazı problemlerden dolayı takım geçen sene çok kötüye gitti. Bu seneki aldığımız oyuncuları da eğer incelerseniz, geçmiş kariyerlerine bakarsanız yine hepsinin birçok başarıları var. İşte Ozagovic olsun, Donkor olsun gibi yabancılardan özellikle bahsediyorum. Türk oyuncuları zaten biliyoruz hepimiz. Dolayısıyla bir kereyle ya da bir kişinin lafıyla ya da herhangi bir menajerin önerisiyle alınan oyuncu kadrosu yok bizde. Birçok akılın ortak karar verdiği bir takım oluşturuluyor Adana Spor'da. Dolayısıyla ama dediğim gibi yani geçen sene başarısız olduk. Bunun birçok sebebi var. Bir tane sebep bireysel anlamda konuşursak yanlış olur. Vallahi bu seneki hedefimiz bizim aslında her sene şampiyonlukla işte geçen sene maalesef böyle bir tatsızlık yaşadık. Bizim de hiç beklemediğimiz bir şeydi. Geçen sene sağlık problemlerini çok ciddi yaşadık işte. Hem Eze'de hem
Gio'da, Ronnie'de, Hakan'da, Furkan'da olunca işte mesela bir Demirspor maçında santraforsuz Furkan'la şeye çıktık 4-1'lik maçtı. Bazen olabiliyor. Bu sene ondan da kadroyu biraz geniş tutuyoruz. Hem pandemi hem geçen seneki yaşadığımız o sakatlıklar. İnşallah bir daha aynısını yaşamayız. Vallahi ben şimdi şöyle söyleyeyim. Ben bu konuşmayı aşağı yukarı 14 sene önce yaptım bir televizyon programında. Zannediyorum ya Serkan Bey vardı ya Ergün de olabilir. Tam şimdi hatırlamıyorum bir söyleşide. Evet. Canlı yayında söylemiştim. Türk futbolunun kurtuluşu şirketleşmede diye. Ve gün gelecek Türkiye'deki bütün kulüpler şirketleşecek, şirketleşmek zorunda. Bugün yine aynı şeyi söylüyorum. Bugün Adana Demirspor Kulübü'nün de şirketleşmesi benim Bayramak Gülü olarak söylüyorum. Doğru yolda. Murat Başkan da bence iyi işler yapıyor. Kendisi benim eski arkadaşımdır, eski dostumdur zaten. Bence doğru yolda ilerliyor. Eğer becerebiliyorsa bunu Adana Demirspor camiası çok doğru bir şey. Ben teşekkür ederim. Harcama limiti Avrupa'da da var. Fair play, mali fair play adı altında. Aslında Türkiye'de geç kalınmış bir nokta. Bu haksız rekabete de yol açmayacak ileride. Bir kulübüm var, isim vermeyeceğim. 50 lira borcu, benim hiç yok. Adam tahtayı bir şekilde transfer tahtasını açıyor. Senin 200 lira veremediğin oyuncuya adam 1 milyon veriyor, alıyor. Seninle haksız rekabetle yapıyor. Sezon sonu çıkamasa da 50 milyon oluyor, 80 milyon borç. Bu borç kimin? Senin, benim, işçinin, devletin, kamunun parası. Harcama limiti gelirse, hiç olmazsa bunun önüne geçilir. Olanla olmayan haksız rekabetin de önüne geçilmiş olur. Bilmiyorum, ben böyle düşünüyorum. Dolayısıyla bir daha söylüyorum, yani Adana Demirspor, Murat Başkan şirketleşerek bence Adana Demirspor'un geleceğini garanti altına alıyor. Benim şahsi görüşüm. Katılırsınız, katılmazsınız. Onu bir şey diyemem. Ben teşekkür ederim. Bu sorunun cevabını sen biliyorsun aslında da söyleyeyim. Yok, biz mali destek almıyoruz hiç kimseden. Maalesef. Ya kombine bile satmadık daha. Geçen sene de satmadık. Ondan önceki sene de satmadık. Yani Adana Demirspor'dan futbolcu alır mıyız? Daha önce aldık. Daha önce verdik de. Bizim öyle, benim öyle Adana Demirspor'la ilgili öyle bir saplantım yoktur yani. Ben Adana Demirspor'dan niye oyuncu almayayım? Tabii ki alırım. Ama öncelikle Adana Demirspor'dan alacağım oyuncunun Adana Spor'a faydalı olacağına inandığım oyuncular varsa alırım. Aynı şekilde Adana Demirspor daha önce bizden 2-3 tane oyuncu gitti. Oradan biz 2-3 tane oyuncu aldık biliyorsunuz geçmiş dönemde. İşte Emrah'ı aldık. Tevfik'i aldık. Tevfik bizden gitti geri geldi. Yani işte demek ki bak ha doğru yani. Bizden oraya gitti oradan bize geri geldi. Açık konuşayım. Bilmiyorum. Ben yani sizden duyuyorum. Bence ben çok inandığım bir şey değil bu ya. Yani bu bilginin doğruluğuna inanmamız lazım. Adana Demirspor'dan bir oyuncunun bize gelmemesi gibi ya da bizden Demirspor'a bir oyuncu gitmek istememesi gibi bir şey söz konusu olamaz. Profesyonel hayat bu. Bugün benden gider, yarın oradan gelir. Çok doğru bir bilgi olduğunu zannetmiyorum. Bazen şehir efsaneleri vardır ya, bence bu öyle bir şey. Yani o tabii yarınki sahada belli oluyor. İyi olan, gününde olan, hazır olan kazanıyor abi. Onun için kazanmamız gereken bir maç ama. Bir maç oynadık biz daha henüz. Demirspor'da bir maç oynadı. Öyle sağ bu sene biliyorsunuz çok sıcak geçti. Yani Narenciye'de bile bu sene tarımsal ürünlerde bile sıkıntı var. O şeyde bir Mayıs ayında çok ciddi bir sıcak bir poyraz olmuştu. Dolayısıyla düzelir diye düşünüyorum ama şu an bizim yaşadığımız bir yani taktiksel ya da oyunsal anlamda Çin'le ilgili bir sıkıntı yaşamadık.
yaşayacağımızı da zannetmiyorum. Adana'daki arkadaşlar o konuda tecrübeliler. Ben düzeleceğine inanıyorum. Ya bizim ilk maçta hani İstanbulspor maçında ben o kadar kötü görmedim, bilmiyorum. Aradan hani bir maç daha geçti, ne oldu? Şimdi yorum yapmam çok doğru olmaz. Ona oyuncu ve teknik heyetin karar vermesi lazım. Hani ben çok bildiğim, anladığım bir konu değil. Şimdi öncelikle sizden uzak olduğum dönemde transfer hataları yapmadım. Transfer de, yani sizle yakın olduğum dönemde sizin başarısızlığınız, işte sizden sonrası benim başarısızlığımmış gibi anladım ben. Espri yapayım biraz da. Şimdi Adana'dan uzak değildim. Ben hep Adana'daydım da biraz gözden uzaktım. Şimdi Adana'nın başarısızlığı, altyapının başarısızlığı, bizim şu an idmanlara gelmiyorsun herhalde Altman abi. Tamam. Şu an bizde mesela 5-6 tane şey var. Altyapıdan oyuncu var kadromuzda. Yani İbrahim var, Berk var. Var yani. Bir sürü oyuncumuz var şu an altyapıdan bizim takımda. Dolayısıyla herhalde son yıllarda bu konuda mütevazı olamayacağım. En fazla altyapıdan oyuncu oynatan, piyasaya süren takımlardan biri Adanaspor. Ben öyle düşünüyorum, bilmiyorum. Altyapı konusuna gelince, hatırlarsanız bundan aşağı yukarı 12-13 sene önce bir basın toplantısı yaptığımda Çatalan'ın doğru yer olmadığını izah etmiştim ama Adana basını bir kesim benim bu konuda yanlış düşündüğümü söylemiştim. Hiç kimse çocuğunu Çatalan'a göndermek istemiyor arkadaşlar. 12 yaşındaki, 10 yaşındaki, 9 yaşındaki çocuk çok şehrin dışında. Artı çok büyük bir alan, işletme maliyeti çok yüksek. Yani biraz önce abimin de söylediği gibi Adana'dan hiçbir şekilde mali destek alamıyoruz. Tabii ki biz böyle bir talebimiz de olmadı. Bu konuda hiç kimseyi bir suçlama bağlamında söylemiyorum. Bir yanlış anlaşılma olmasın ama nasıl söyleyeyim? Tek başınıza da bir yere kadar yapabiliyorsunuz. En azından şehrin içerisinde bir tesis konusunda bir yardım alamadık. Araziyi verin biz yapalım dedik, olmadı. Arsayı bulduk burayı verin dedik, yapamadılar. Şampiyon olduğumuz sene gittik yeri belirledik, burayı verin tesisi biz yapacağız dedik, veremediler. Bakın Adanaspor'da şu an 1000+ tane altyapısında oyuncu var. Bunların hepsi Adana çocuğu. Ama benim bunlara altyapıda idman yaptıracak saham yok. Yok. Bu benim kabahatim mi sizce? Yani 40 yıllık gelen bir süreç mi? Bence 40 değil. Daha uzun bir süre gelen bir problem bu. Yok, yer yok yani. Çünkü her taraf bina olmuş. Bu sadece benim problemim değil, Adana'nın problemi aslında. Yeni Adana inşa edilmiş, Kuzey Adana. Çıkmaz sokaklar var ya, böyle bir şey olabilir mi? Ama hiç kimse yeşil alan bırakmamış. Şimdi 1000 tane çocuğu biz her gün gençliğin orada merkez toplantı yeri orası, oradan alıp otobüslerle her gün birinin verdiği sahaya idmana götürüyoruz. Bu benim ayıbım değil bence. Bu şehrin ayıbı. Bunu çok altını çizerek net söylüyorum yani. Bence spor kamuoyunun bunu tartışıp bunu gündeme getirmesi lazım. Sizin gidip ziyaret ettiğiniz altyapının resimlerini çekip her gün afişe edip bu Adana'da bu işin müsebbibi olan arkadaşları suçlamanız lazım. Bunlar benim çocuklarım değil, sizin çocuklarınız. Bu şehrin çocukları. İdman yapamıyorlar. Ben bu kadarını yapabiliyorum tek başıma. Yok. Bu konuda suçlu muyum? Karar verin bence. Yani bir adam tek başına ancak bu kadarını yapabilir. Yapamıyorsun yani. Bir taraftan sportif başarı bekleyip bir taraftan aşağıdan bir sürü çocuğu yetiştir. Adana çocuklarını tamam yaptık. Size benim dönemimde çıkardım. Kaç tane oyuncu sayarım işte. İrfan'ı, Cem'i, Sami Can'ı, Yaşar'ı, efendime söyleyeyim Emre Uğur'u, İbrahim'i, Hayrullah'ı sayarım yani. Bakın hepsi bugün liglerde oynuyor. Ama bu bizim imkansızlıklarla, bir sürü imkansızlıklarla becerebildiklerimiz. Demek ki imkanlarımız olsa daha farklı şeyler yapacakmışız. Yok. Bana tesisleri söyleyin abi. Yok. Yani biz yazın, kışın çimimiz kuruduğunda kışlık bakıma geçtiğimizde 45 gün Adanaspor ana takımı idman yapacak saha arıyor arkadaşlar.
Otobüste her gün bir sahaya gidiyor Adanaspor. Bu benim ayıbım değil ya. Benim istediğim yeşil, ya şuraya 3 tane saha yapalım, çocuklar itmayalım. Residence yapmak, Bayram Akgül oraya otel yapmak için istemiyor burayı. Diyoruz ki arkadaş şurada 3 tane yeşil saha. Yapalım şu çocuklar gelsin, idman yapsın. Türk futboluna kazandıralım. Kenar mahalledeki kahvelerden kurtaralım bu çocukları. Yapamıyoruz arkadaşlar. Bunda bir zahmetsiz işteyim bence Adana'da yani. Bilmiyorum, yanlış mı düşünüyorum? Yok. Özellikle Çukurova'da saha yok. Ya yok, Çukurova'da, Feyyam'da da yok ki. Yani adam hem çocuğunu okula gönderecek 12 yaşındakini, hem ondan sonra gönderip Adana Spor'un Çatalan'daki idmanına nasıl gönderecek abi? Yok, mümkün değil yani. Sen çocuğunu göndermezsin, ben de göndermem. Bindireceğim otobüse, her gün o yolu gidip gelecek. Çocuk okula mı gitsin, çocuk ders mi çalışsın, çocuk arkadaşlarıyla vakit mi geçirsin, gününde 8 saatini harcayıp Çatalan'a mı gidip gelsin? Neyle gidip gelecek? Ya bunların hepsi sıkıntı. Evet.